Serkan Bey. Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. 5 dakika webinara erişmekte sıkıntı yaşayan katılımcılarımız olabilir diye geç başlıyoruz bilerek. Herhalde bir 70 kişiyi bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bir saat içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu bilgi ve iletişim güvenliği rehberine nasıl uyum sağlayabiliriz? İşlemlerimizi nasıl hızlandırabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağız. Sekart ürünümüzün de size nasıl kolaylık üretebileceğini anlatmaya çalışacağız. Biraz kalabalık olduğumuz için soru cevap yapamayacağız. Özür dileriz bunun için. Çünkü sözlü olarak soru cevaplar çok uzun sürebiliyor. Ama sorularınızı chat ekranına, sohbet ekranına yazabilirsiniz. Biz bugün Sadıka ile birlikteyiz. Birazdan kendimizi kısaca tanıtacağız. Birimiz sunumu yaparken diğerimiz soruları okuyacak ve önemli soruları sunumları bölerek cevaplamaya çalışacağız. İnteraktif yapmaya çalışacağız. O yüzden lütfen aklınıza gelebilecek her türlü soruyu veya merak ettiklerinizi sormakta çekinmeyin chat ekranımızı kullanaraktan. Ben kısaca kendimi tanıtıp Sadıka'ya sözü bırakacağım. İlk sunumu zaten Sadıka yapacak. Ben Nebula Bilişim'in kurucu ortaklarından Serkan Akçan şirketinde genel müdürlüğünü yapıyorum. Sekart ürünümüzün de yine genel müdürlüğünü yapıyorum. Sekart ayrıca bir tüzel kişilik. Sessiz gelmiyor diye bir şey geldi ama bildirim geldi ama. Ses geliyor Serkan Bey. Tamam. Demek ki o katılımcıda da sıkıntı varmış. Her iki şirketinde genel müdürlüğünü yapıyorum. 21 yıldır bilgi güvenliği alanında çalışıyorum. Türkiye'deki en eski insanlardan bir tanesiyim bu alanda çalışan. Diyeyim sözü Sadıka'ya bırakayım. Hem kendini tanıtsın hem de konuyla sunuma başlasın. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu önce? Onu bir sormak istiyorum. Geliyor, sıkıntı yok. Ben Sadık olursam Nebula Bilişim'de risk ve uyum uzmanı olarak görev alıyorum. Bugün sizlere şöyle sunumu başlatayım. Bilgi ve iletişim güvenliği rehberi ve denetim rehberi hakkında çok fazla detaya girmeden kısaca bahsediyor olacağım. Uygulama süreci neler yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında sözü Serkan Bey'e bırakacağım. Sekart'la rehbere nasıl kolay uyum sağlayabilirsiniz? Serkan Bey de onlardan bahsedecek. Şöyle başlayayım ben. Rehber ekranımı bir düzeltmek istiyorum. Rehber bilgi ve iletişim güvenliği tedbirli konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanarak yayınlandı. Ve yayın tarihi olarak da 27 Temmuz 2020. Bilgi ve iletişim güvenliği rehberi yayınlandıktan sonra da rehber uyum kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda kurumlara yardımcı olması amacıyla da denetim rehberi yayınlandı. Bu da geçtiğimiz ay yayınlandı. Bu süreçte denetim faaliyetlerini kurumlar bu rehbere istinaden, bu rehbere esas alarak gerçekleştiriyor olacak. Ve uyum süreci olarak da rehber uyum sürecinde kurumlara 24 aylık bir süre tanındı. Bu 24 aylık sürede 27 Temmuz 2022 tarihinde sona eriyor. Rehberin kapsamı neleri kapsıyor? Hangi kurumları kapsıyor? Onlardan bahsedeyim. Devlet teşkilatı içerisinde bilgi işlem birimi barındıran kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren işletmeler yer alıyor rehberin kapsamında. Bu kritik altyapı hizmet veren işletmeler hangileri dersek eğer bunu da ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planında bu sektörleri elektronik haberleşme, enerji, su yönetimi, kritik kamu hizmetleri, ulaştırma, bankacılık ve finans olarak yer alıyor. Tüm bu kurumlar rehbere uyum gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve uyum süreci olarak da toplamda 24 aylık bir uyum süreci tanındı. Bu sürede 27 Temmuz 2022 tarihinde bitiyor. Rehberin içeriği nelerden bahsediyor? Bunlardan madde başlıkları olarak bahsediyor olacağım. Rehberin ikinci maddesinde uygulama sürecinden bahsediyor. Yani bu rehbere nasıl uyum sağlayabilirsiniz? Bunun detaylandırması var. Rehberin ikinci maddesinde
varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirlerinden bahsediyor. Rehberin dördüncü maddesi uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri ve beşinci madde olarak da sıkılaştırma tedbirlerinin nasıl yapılması gerektiğini ve kontrol maddelerinden bahsediyor. Uygulama sürecinde madde 2'de bulunan uygulama sürecinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili de 4 aşama belirtiliyor. Öncelikli olarak planlama yapılması gerekiyor. Burada da kurumlar varlık gruplarını belirlemesi gerekiyor. Bu varlık grubu belirleme çalışması tamamlandıktan sonra kritiklik derecesi belirlenmesi gerekiyor. Mevcut durum analizi, boşluk analizi yapılarak rehber uygulama yol haritası belirleniyor. Bu oluşturulan yol haritasıyla beraber de uygulama sürecine geçiliyor ve belirlenen varlık grubu kritiklik derecesine göre de ilgili tedbirler uygulama aşaması gerçekleşiyor. Tüm bu tedbirler uygulandıktan sonra kontrol etme ve önlem alma aşamasına geçilerek Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan denetim rehberi esas alınarak bu aşamada denetim yapılması gerekiyor. Ayrıca çıkartılan yol haritası ile ilgili herhangi bir değişiklik var mı? Bunların izlenmesi gerekiyor. Değişiklik yönetiminde de rehberle ilgili bir değişiklik olduğunda bunu sürecinize uygulamak amaçlı sürekli izliyor olmanız gerekiyor. Bir anlama aşamasında öncelikli olarak kurumlar varlık gruplarını belirleme çalışmalarını gerçekleştirmesi lazım. Rehberde varlık gruplarını 6 madde olarak tanımladı. Bunlar da ağ ve sistemler, uygulamalar, taşınabilir cihaz ve ortamlar, nesnelerin interneti, fiziksel mekan ve personel şeklinde varlık grupları belirlenecek. Sonrasında varlık grupları belirleme çalışmasında bu varlık gruplarıyla etkileşim içinde olan kişiler tarafından anket çalışması yapılması gerekiyor. Kritiklik derecesinin belirlenmesi amacıyla. Bu anket çalışmasında tüm katılımcılar ortak bir kararı varana kadar anketi sürdürülüyor. Ve alınan bu ortak karar neticesinde de varlık gruplarının kritiklik derecesi ortaya çıkıyor. Anket puanı eğer 18'den küçükse varlık grubu kritiklik derecesi 1 olarak kabul ediliyor. Ve bu noktada birinci seviye tedbirlerin uygulanması lazım. Anket puanı 18 ile 28 arasındaysa eğer varlık grubunun kritiklik derecesi 2 olarak belirtiliyor. Bu aşamada da önce birinci seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Sonrasında ikinci seviye tedbirlerin uygulanması lazım. Eğer anket puanı 28 ve üzerinde ise burada da kritiklik derecesi 3 olarak belirleniyor. Ve bu noktada da önce birinci seviye tedbirlerin uygulama çalışması yapılıyor. Sonrasında ikinci seviye ve üçüncü seviye tedbirlerin uygulama çalışması yapılması lazım. Bu kritiklik derecesi belirleme çalışması da tamamlandıktan sonra da mevcut durum analizinin yapılması lazım. Yani kurumlarda varlık gruplarıyla ilgili bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin uygulandığı tespit edilmesi gerekiyor. Mevcut durumunun sorgulanıyor. Sonrasında her bir varlık grubu için rehberde yer alan tedbirlerden uygulanmayanlar belirlenerek boşluk analizinin çıkartılıyor olması lazım. Tüm bu mevcut durum analizi ve boşluk analizi çalışmaları göz önünde bulundurularak da bir rehber uygulama yol haritası belirleniyor. Ve bu aşamada planlama aşaması tamamlanmış oluyor. Yol haritası belirlenerek uygulama aşamasına geçilmiş olunuyor. Uygulama aşamasında da tüm varlık gruplarıyla ilgili başlıklarda bulunan tedbirler uygulanıyor. Pardon. Tedbirler olarak rehberde madde 3'te varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirlerinden bahsediyor. Alt kontrol kriterleri de ağ ve sistem güvenliği, uygulama veri güvenliği, taşınabilir cihaz ve ortam güvenliği, nesnelerin interneti cihazların güvenliği, personel ve fiziksel mekanların güvenliği. Bunların bu tedbirlerle ilgili kontrol maddelerinden bahsediyor. Dördüncü madde olarak uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirlerini detaylandırıyor. Burada kişisel verilerin güvenliği, anlık mesajlaşma, bulut bilişim, kripto uygulamaları,
kritik altyapılar, yeni geliştirmeler ve tedarik şeklinde alt kontrol maddeleri var. Beşinci madde olarak da sıkılaştırma tedbirlerinden bahsediyor. Burada da işletim sistemi, veri tabanı ve sunucu sıkılaştırma tedbirlerinin detaylarından bahsediyor. Uygulama aşaması tamamlandıktan sonra, yani bu tedbirler alındıktan sonra kontrol etme ve önlem alma aşamasına geçmemiz lazım. Ve kurum ve kuruluşlara yılda en az bir kez Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu denetim rehberi esas alınarak en az bir kez denetim gerçekleştirmesi lazım tüm bu kuruluşlar. Ve ilk yıl denetimlerinde kurumlar denetim faaliyetlerini bu uyum süreci bitiminin sonunda, yani en geç 24 ayın sonunda uyum denetimlerine, denetim faaliyetlerine başlıyor olmaları lazım. Ve denetim faaliyeti çalışmaları tamamlandıktan sonra denetim raporunda en geç 2 ay içerisinde Dijital Dönüşüm Ofisi'ne elektronik imzalı olarak göndermemiz gerekiyor. Burada rehbere tabi olan tüm kuruluşlar bu denetim faaliyetlerini dış hizmet alım yoluyla da gerçekleştirebiliyorlar. Ve bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Ofisi, TSE ve TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülen bir personel ve firma belgelendirme programı hazırlandı. Çok pardon. Ve bizlerce Nebula Bilişim olarak bu programa dahil olduk. Eğitim ve sertifikasyon süreci bittikten sonra da denetim... aslında iki yerde fabrikamız var. Bir odasında fabrikamız, bizim ofisimiz bir odasında. Şu an sesinizi alamadım. Biri bir şey sordu sanırım ama duyamadım. Tamam, zaten sözlü soru almamaya dikkat ediyoruz. Bir soru geldi. Sorundan tamam. Sonra ben sana aktaracağım soruyu. Tamam. Eğitim ve sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra tüm kurumlara denetim süreçlerinde, denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyor olacağız Nebula Bilişim olarak. Tedbir ve denetim maddelerinden birkaç örnek paylaşmak istedim. Rehberin bahsetmiş olduğu hem tedbir ve bu tedbirlere istinaden de denetim sürecinde hangi sorular üzerinden ilerlenecek, kısaca örnekler vermek istedim. Bu varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirlerinde madde 3'te belirtilen alt kontrol kriterlerinde, örneğin ağ ve sistem güvenliği ile ilgili madde 3.16.2'de ağ cihazlarının güvenlik konfigürasyonu var. Burada bakılması gereken varlık grubu kritiklik derecesi belirlenirken 1, 2, 3 şeklinde bir seviye belirlemesi yapmıştık. Rehberde de bu tedbir maddelerinde 3. sütunda görebiliyorsunuz tedbir seviyeleri. Eğer 1. seviye çıktıysa 1. seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Ve bu noktada ağ cihazların güvenlik konfigürasyonu sürecinde de mesela nelere bakılması gerektiğiyle ilgili tedbir tanımı var. Burada ağ cihazları endüstri standartlarına, üretici tavsiyelerine uygun olarak yapılandırılmış mı, bunu kontrol edilmesi lazım. Varsayılan parola ve kullanıcı adları değiştirilmeli diyor. Bununla ilgili değiştirme çalışması yapılmış mı? Altyapı, ağ altyapısındaki cihazlar ağ üzerinden yönetilebilir olmalı diyor. Bunun gibi detaylar var tüm alt kontrol maddelerinde. Ve buna istinaden de sağ taraftaki sütunda hangi denetim yöntemleriyle bunu sorgulamamız lazım ve denetimde hangi soruları sorarak kontrol etmemiz gerekiyor, onlardan bahsediyor. Bir diğer örnek olarak da sıkılaştırma tedbirleriyle ilgili bir görsel paylaşmak istedim. Burada da örneğin Windows işletim sistemi sıkılaştırma tedbirlerinde 1. seviye diyor. En üstte mesela genel sıkılaştırma tedbirlerinde disk seviyesine şifreleme yapılması 3. tedbir seviyesinde bulunuyor. Yani bu 3. seviye tedbirde önce 1. seviye tedbirler uygulanıp sonra 2. seviye tedbirler uygulanacak, sonra 3. seviye tedbirler uygulanması lazım. Windows işletim sistemi sıkılaştırma tedbirlerinde de madde 5.1.3.3'ü örnek verirsek eğer SMB protokolü güvenliği ile ilgili bir tedbir var. Burada da bakılması gereken tedbir tanımı Windows işletim sistemlerinde SMB versiyon 1 protokolü yerine daha güvenli ve güncel SMB protokol versiyonları kullanılmalı diyor. Bunun bir
tedbiriyle ilgili çalışma yapılması lazım. Ve rehberde toplamda 661 adet kontrol maddesi bulunuyor. Varlık grupları, uygulama ve teknoloji ve sıkılaştırma tedbirleri kapsamında toplamda 661 adet kontrol etmeniz gereken kontrol maddesi var. SECART bu noktada ne yapıyor diye soracak olursanız eğer de SECART tüm bu kontrol maddelerini ve yapılması gereken iyileştirmeleri otomatik yöntemlerle gerçekleştirme imkanı sunuyor. Ve bir diğer avantajı da zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor aslında. Manuel yöntemlerle uzun süren çalışmalar sonucu rehbere uyum sağlayacakken SECART'ta daha kısa sürede rehbere uyum sağlayabiliyorsunuz. Ben rehberle yine kısa bir şekilde detay vermek istedim. Burada SECART'la rehbere nasıl uyum sağlanması gerektiği ile ilgili Serkan Bey sizlere daha detaylı bilgi paylaşıyor olacak. Herkese teşekkür ediyorum. Tamam. Birkaç soru geldi Sadık'a, onu sana aktarayım. Ben cevaplamış olmayayım. İlk sorumuz Dilek Hanım'dan gelmiş. Merhaba, denetim raporunun en geç 27 Eylül 2022'de gönderilmesi gerekiyor diye mi yorumlamalıyız diye sormuş. Şöyle, denetimle ilgili 24 aylık bir uyum süreci tanındı ve kurumlar en geç 27 Temmuz 2022 tarihinden sonra bir denetim çalışması yapması lazım. Tabii bu uyum süreçlerini tamamlayan kurumlar daha öncesinde bir denetim çalışmasına girebilirler. Ama rehberin uyum kapsamında vermiş olduğu süre bu. Ve 27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de denetim faaliyetlerini gündeme almaları gerekiyor. Denetim çalışması yapıldıktan sonra da 2 ay içerisinde dijital dönüşüm ofisine de denetim raporunun paylaşılıyor olması gerekecek. Evet, yani buradaki temel cevap şu, 27 Temmuz 2022'de son denetimin başlaması gerekiyor. Ama denetim 1 ay sürebilir, 3 ay sürebilir, 5 ay sürebilir. Rehberin söylediği denetim biter bitmez 2 ay içerisinde denetim sonuçlarının, ki zaten bu sonuç şablonları denetim rehberi içerisinde sağlanıyor. Nasıl bir rapor gönderilmesi gerektiği belli. Denetim biter bitmez 2 ay içerisinde raporun iletilmesi gerekiyor. Diğer bir soru Erkan Bey'den gelmiş. Hali hazırda regülatör kuruluşlar olan BDDK, SPK gibi kuruluşlar tarafından bilgi işlem sistemleri denetlenen banka, aracı kurumu gibi kuruluşların da bu denetimi yaptırması mecburi midir diye bir soru var. Şimdi rehber kapsamında kritik altyapı sektörleri olarak geçtiği için Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı'nda da kritik altyapı sektörlerini bankacılık ve finans olarak da tanımlıyor. O yüzden banka sektörü, finans sektörü de bu rehbere uyum sağlamak zorunda. Evet, rehbere uyum sağlamak zorunda ve ayrıca bunun için özel bir denetim yapmak zorunda. Denetim rehberinde de şöyle bir detay var. Herhangi bir kişiye denetim yaptıramıyorsunuz mutlaka. Türk Standartları Enstitüsü'nden eğitim ve sertifikasyon almış D1, D2 belgeli denetçilerin bu denetimleri yapması gerekiyor. Kurum içinden de yapılabilir bu sertifikasyonlar sağlandığı sürece. Bizim gibi firmalarda bu denetimi vermeye yetkilendirilecekler. Zaten Sadık Hanım da diğer arkadaşlarımızla birlikte bu eğitimde şu an alıyorlar. Daha çok yeni bir konu tabii. Diğer bir soru Özlem Hanım'dan gelmiş. 1, 2 ve 3. derece kritik değerlendirmeyi kurum kendi içinde mi yapması lazım? Anket nasıl hazırlanıyor diye bir soru var. Şöyle, rehberde size yol gösterecek olan ek dokümanlar paylaşıldı. Yani kritiklik derecesi belirleme ile ilgili nasıl anket çalışması yapmanız lazım? Anket sorularının ne olması gerekiyor? Bununla ilgili bir zaten ek doküman paylaşıldı. Siz varlık gruplarınızı belirledikten sonra bununla ilgili anket çalışmasına katılacak olan kişiler de belirleniyor ve puanlama yapılıyor. Ve çıkan puanda ortak bir karar alınana kadar bu anket çalışması sürdürülüyor. Ve çıkan puanda da kriterler var. Ona göre de hangi seviye, yani 1., 2., 3. derece şeklinde derecelendiriliyor ve buna istinaden de uygulanması gereken 1. varlık grubu derecelendirmesi 1 çıktığında 1. seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor. 2 çıkarsa önce 1, sonra 2. seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor.
3 çıktığında da önce 1, sonra 2, sonra 3. seviye tedbirlerinin uygulanması lazım. Evet. Sağlıklı biraz hızlandırmaya çalışacağım. Zamanımız hızlı gittiği için. O yüzden kolay şeyleri kendim yanıtlayacağım. Zaman hızlı akıyor. Bu anket için şunu söyleyeyim. Delphi metoduyla bir anket yapılması gerekiyor. Zaten belgenin içerisinde bunlar detaylıca yazıyor. Kurumunuz bunu işletemezse bizim gibi firmalardan veya danışmanlık hizmeti üreten başka firmalardan danışmanlık alabilirsiniz bununla alakalı. Bir başka soru, baş denetçi veya CISO sertifikası olmasına rağmen yine de TSE'den eğitim almak gerekli mi diye bir soru var. Evet, gerekli. Çünkü denetim rehberinde D1 ve D2 isimli iki tane sertifikasyondan bahsediliyor. D1 olabilmek için 10 yıldan daha uzun bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor sektörde. CISO veya ISO 27001 baş denetçisi olarak. Ve denetim ekibi 1D1 ve 1D2 belgesine sahip iki kişiden oluşması gerekiyor. Bizde D2 personeli yok. İki arkadaşımız da eğitime katılan iki arkadaşımız. Sadıka da onlardan bir tanesi. 10 yıldan daha uzun süreden beri bu işi yaptığı için biz full D1 sertifikasıyla bu işi yapacağız. Ama mutlaka bu sertifikanın Türk Standartlar Enstitüsü'nden eğitime katılarak ve gerekli sınavları geçerek temin edilmesi gerekiyor. Bir soru daha gelmiş havacılık sektörüyle alakalı. Havacılık sektörü ulaştırma sektörünün içerisinde olduğu için direkt olarak bu rehbere ve denetim rehberine tabi, bu işlemlerin tamamının havacılık sektörü tarafından da yapılması gerekiyor. Bir başka sorum, yapılmazsa cezası nedir? Herhalde bu sorunun doğru muhatabı avukatlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gelen bir çalışma. Bunun hem idari hem para cezası olacaktır. Bulunan sektöre göre regülatör kurum ilgili cezayı uygulayacaktır diye düşünüyorum. Burada avukatlara danışmak daha sağlıklı olur. Bizim bir şey söylememiz yanıltıcı olabilir. Lojistik ve antrepo hizmeti veren şirketler dahil midir? Ulaştırmaya bunlar da girdiği için bizce bunlar da dahildir. Eğer bir sorunuz olursa bununla alakalı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne direkt olarak yarışıp kurumunuzun bu rehbere ve denetime tabi olup olmadığını kendiniz sorabilirsiniz ama yani lojistik bir ulaştırma sektörü içerisinde adlandırıldığı için lojistikte bu rehbere ve denetimlere tabidir. Bu noktadan sonra başka bir soru kalmamış. SEKART'ı anlatmaya çalışacağız. SEKART'tan şimdi bir soru geldi Mustafa Bey'den. SEKART'ın tanıtımına nasıl ulaşabiliriz diye. Ben hemen ekranımı paylaşıp SEKART'ı anlatmaya çalışacağım. Sadık, senin bir kapatman gerekiyor paylaşımını. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, şimdi SEKART aslında çok kapsamlı bir ürün. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu rehberlere direkt uyum sağlamayı kolaylaştırdığı gibi çok başka fonksiyonları da var. Bugünkü etkinliğimiz bilgi ve iletişim güvenliği rehberi üzerine olduğu için diğer modüllerimizi çok anlatmayacağım. Çok hızlıca geçmeye çalışacağım. Şimdi bu rehberin çıkarttığı en büyük zorluk şu. İki tane temel zorluğu var. Bir, kağıt üzerinde yapılacak iş çokluğu var. Varlık gruplarının belirlenmesi, risk analizinin yapılması, anket sisteminin üretilmesi, Delphi yöntemiyle anketlerin yapılması gibi prosesler var. Bunlar bilgi güvenliğinin genel geçer prosesleri aslında. Bu arada bu rehber gerçekten çok büyük emeklerle hazırlanmış bir rehber ve gerçekten çok başarılı bir rehber. İşin ikinci boyutu, riskler belirlendikten sonra operasyonel görevler var. Yani özellikle sıkılaştırma başlığı altında işletim sistemlerinde, Windows'larda, Linux'larda yapılması gereken güvenlik iyileştirmeleri var. Rehberin de 5. maddesinin direkt ismi sıkılaştırma. SEKART ürünümüzün de ismi Security Hardening'in kısaltılmışı. Yani güvenlik sıkılaştırmasının kısaltılmışı. SEKART 2015 yılında geliştirilmeye başlanmış bir yazılım. Yani yeni bir yazılım değil. Güvenlik sıkılaştırma işini zaten 5-6 yıldır yapan bir yazılımdı. Bunun üzerine geçen sene Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu rehberi yayınlayınca biz SEKART'ı rehbere uyumlu hale getirdik. Rehberi direkt puanlayabilir, skorlayabilir hale getirdik. Ve belki yıllarca sürecek görevleri birkaç dakika, birkaç saate düşürme olanağı ürettik SEKART'la. SEKART'ı biz hep buzdağıyla anlatmaya çalışıyoruz. Buzdağının görünen yüzü zafiyetlerdir. Kolayca bulunabilir. Zafiyet tarama yazılımlarıyla, yama yönetimi yazılımlarıyla tespit edilebilir ve kapatılabilir diye anlatmaya çalışıyoruz. Fakat
buzdağının görünmeyen yüzü tamamıyla güvenlik sıkılaştırmasıdır diye anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yapılması gereken çok fazla ayar var. Çok fazla çalışma var. Bunu şöyle anlatmaya çalışıyoruz. Microsoft veya Cisco gibi büyük üreticiler temel olarak ürünlerini teslim ederken müşterilerine, müşteriler problem yaşamasını istiyor. Herhangi bir teknik sıkıntıyla karşılaşmasını istiyor. O yüzden varsayılan olarak gelen bütün ayarlar her şeyi çalıştırabilecek ama güvenlik riskleri taşıyacak şekilde geliyor. Sadıkan'ın biraz evvel yaptığı sunumda gösterdiği birkaç örnek. Mesela SMB versiyon 1'in Windows sistemlerde kapatılması buna güzel bir örnek. SMB bir Microsoft protokolü. 3 versiyonu var bunun. SMB versiyon 1 en eski protokolü ve güvenlik riskleri barındıran bir protokol. 2017 yılında yapılan WannaCry atağına neden olan protokol. Ama hala da tüm yeni işletim sistemi kurumlarında SMB versiyon 1 registry kayıtlarında, Windows'un registrisinde aktif olarak, enable olarak geliyor. Bunun güvenlik gereği kapatılması gerekiyor. Bu gibi işlemlerin tamamına güvenlik sıkılaştırması deniyor dünya literatüründe. Ve bunun bir otoritesi var dünyada. İsmi Center for Internet Security. Center for Internet Security aynı MITRE gibi para karşılığı çalışmayan bir kurum. Bu işletim sistemlerinin ve elektronik haberleşme cihazlarının, işte network cihazlarının sözgelimi yazılımlarını inceliyor, güvenlik zafiyetlerini çıkartıyor ve ismine benchmark dediği bir dokümanla bu uygulamalarda, bu ürünlerde hangi ayarlar yapılırsa güvenli çalışır diye bir doküman yayınlıyor. Bu doküman tamamen ücretsiz. CISSecurity.org web sitesinden giriş yapıp download edebilirsiniz. Uyguladığınız zaman Windows Server güvenli hale geliyor. Anlatması çok güzel, kolay. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı rehber gibi çok işlevsel bir rehber. Fakat bu ayarları yapmak pek kolay değil. Çünkü sadece Windows Server için yazılmış olan doküman, yanlış anımsamıyorsam 980 sayfa. İçinde tam 420 tane değişiklik isteniyor. Yani bir bilgi güvenliği mühendisinin bu değişiklikler yapılmış mı yapılmamış mı diye kontrol etmesi ortalama bir hafta sürer diye düşünüyoruz. Çünkü bir günde 80-85 civarı kontrol yapsa ancak bir sunucuyu bir haftada bitirebilir diye düşünüyoruz. Kurumda eğer 100 tane sunucu varsa 100 hafta boyunca bu boşluğu analizini çıkartmak için çalışması gerekiyor. 100 hafta demek neredeyse 2 yıl zaman demek. Eğer 1000 sunucusu olan bir ağda çalışıyorsa bu kişi 1000 hafta bunu ayırması gerekiyor. Bu pratikte işletilebilir bir şey değil. SECAR tamamıyla bu süreçleri, boşluk analiz raporunu ve iyileştirmeleri otomatize etmek için tasarlanmış bir ürünken az evvel söylediğim gibi bilgi iletişim güvenliği rehberi yayınlanınca bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin istediği şeyleri de kontrol eder hale geldi. Neden böyle oldu? Neden hızlıca Cumhurbaşkanlığı'nın Dijital Dönüşüm Ofisi'nin isterlerini karşılamaya başladık? Çünkü rehberin sonunda ek 2 referans tablosu başlığında bir tablo var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi zaten işletim sistemi, veri tabanı ve sunucu sıkılaştırma çalışmalarının isterlerinin daha doğrusu Center for Internet Security'den alındığını zaten söylüyor. Yani Dijital Dönüşüm Ofisimiz oturup sıfırdan dünyada hiç var olmayan şeyleri yazmış değil, uluslararası standartları izlemiş, içerilerini detaylıca analiz etmişler ve kritik altyapılar ve ulusal güvenlik için gerekli olanları rehberin içine eklemişler. Aradaki fark ne? Center for Internet Security 420 tane kontrol isterken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu kontrollerden yaklaşık 60-70 arasını rehberin içerisine yazmış. Tamamını almamış. Zaten SECARP ürünümüz bu rehber yayınlanmazdan evvel Center for Internet Security'nin isterlerinin tamamını kontrol edip onarabiliyordu. Otomatik onarma yöntemimiz de var. Göstermeye çalışacağım bunu birazdan. Biz çok basit bir geliştirmeyle bunların, bu 420 kontrolün hangilerinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce istendiğini ürünümüze öğrettik birkaç gün içerisinde ve otomatik raporlar hale geldik. Bu sayede rehberin en zor tarafı olan 5. maddesinde siz aylar, yıllar harcamak yerine SECAR ürünüyle saatler içerisinde, hatta dakikalar içerisinde boşluk analizini çıkartıp iyileştirme çalışmalarını da günler içerisinde tamamlayabileceksiniz. Gerçekçi olmak gerekirse 27 Temmuz 2022 tarihine kadar uyum çalışmalarının tamamlanmış olması gerekiyor. Aşağı yukarı
8 ayımız kaldı diyebiliriz. Böyle bir otomasyon aracı olmadan 100 tane veya 1000 tane sunucu, ağ cihazının bulunduğu bir network'te bu iyileştirmeleri bu kadar kısa sürede yapmak pek mümkün gözükmüyor. Biraz evvel söylemeye çalıştım. Sekar çok modüllü bir ürün. Diğer modüllerin üzerinden çok hızlıca geçeceğim. Ana modülümüz sıkılaştırma. Ürünümüzün de ismi sıkılaştırmadan geliyor. Center for Internet Security ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu rehbere uygun olarak sıkılaştırma denetimleri, puanlaması, skorlaması ve iyileştirmelerini yapıyoruz. Ama bunun haricinde mesela bir PEM modülümüz de var. PEM modülleri nedir? İşte yetkili hesap veya yetkili erişim yönetimi dediğimiz ürün grubudur. Kendi personelimiz veya bizim gibi üçüncü parti firmaların sistemlere, cihazlara, sunuculara erişimlerinde şifre bilmeden erişimleri sağlaması ve yapılan bütün işlerin kayıt altına alınmasını kapsıyor. Ürünümüzün içinde bu modülümüz de var. Device Management, Network Device Management modülümüz var. Sekart'ın bu modülü ağ cihazlarının konfigürasyonlarının yedeklenmesi, restore edilmesi, konfigürasyonların değişikliklerinin izlenmesi, performans analizlerinin yapılması gibi birçok fonksiyonu barındırıyor. Cihazın üzerindeki konfigürasyonun güvenliğini sınanmasının haricinde. Ayrıca cihazların üzerinde bulunan zafiyetleri de rapor ediliyor. Device ve Performance Monitoring modülümüz hem sunucularda hem ağ cihazlarında performans analizleri yapıyor. Performans sıkıntıları ortaya çıktığında bunları alarm olarak üretebiliyor. Kendi üzerimizde bir takak sunucumuz var. Neden kendi üzerimizde bir takak sunucumuz var? Çünkü Center for Internet Security özellikle ağ cihazlarında yapılan bağlantılarda cihazların üzerindeki kullanıcı isim ve şifrelerinin kullanılmasını istemiyor. Önermiyor bunu güvenli olmadığı için. Reduce veya takas authentication yapılmasını öneriyor. Biz de bu sebeple envanterinde reduce veya takas yazılımı bulunmayan müşterilerimiz için takas sunucusu sağlıyoruz. Kendi üzerimizde bir syslog sunucumuz var. Olan biteni izlemek ve raporlayabilmek adına. Bir de varlık üretim modülümüz var. Bu ekranda görünmüyor. Cumhurbaşkanlığına uygun olarak geliştirdiğimiz bir modül. Onu bir video ile anlatmaya çalışacağım sizlere. Ama Hardening'de sıkılaştırmayla konuya başlamak istiyorum. Her şeyden önce Sekart bir yazılım ve kendi network'ünüze kurulan bir yazılım. Bulutla hiçbir işi yok. Tamamıyla kapalı devre network'lerde çalışabilen bir yazılım. Güvenilir bir yazılım. Bulut tebliğlerine de aykırı düşmeyen bir yazılım. Bu yazılımı kurduktan sonra tamamıyla otomatik yöntemlerle Windows sistemlere, hem sunuculara hem desktoplara, ağ cihazlarına, switchlere, routerlara ve firewall'lara, Linux sunuculara Sekart otomatik erişim sağlıyor. Ve hem Center for Internet Security'nin hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği kontrolleri tam otomatik yapıyor. Bunu yaparken sunuculara veya cihazlara hiçbir şekilde ajan yüklemiyoruz. Hiçbir majör değişiklik yapmıyoruz sistemlerde. Var olan sistem üzerinde çalışan bir uygulama. Gerekli erişimler sağlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde gerekli güvenlik konfigürasyon denetimini yaptıktan sonra Sekart cihazlara veya sunuculara otomatik puanlama yapıyor. Diyor ki bu sunucu veya ağ cihazı neyse konfigürasyon denetimi yapılan aset 100 üzerinden 38 puanla uygunmuş. CIS'e veya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne göre. İkisine göre de ayrı ayrı skorlayabiliyoruz. Sekart'ın buradaki en büyük fonksiyonu bunu çok hızlı yapabiliyor. Biraz evvel söylemeye çalıştım. Bir güvenlik mühendisi bir sunucunun 420 tane CIS benchmark veya 60-70 tane Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sıkılaştırma isterlerini kontrol etmek için günlerini, haftalarını harcayacak. Sekart bunu dakikalar, saniyeler içerisinde yapabiliyor. Bir müşterimizle yaptığımız çalışmada 800 tane cihazın boşluk analizini sadece 15 dakikada çıkartabildik. Bunu insan gücüyle yapmak mümkün değil. Çok hızlı yapabildiğimiz için, 1000 cihazı yaklaşık 20 dakikada yapabildiğimiz için, boşluk raporunu çıkartabildiğimiz için programlayabiliyoruz. Yani schedule edebiliyoruz. Diyebiliriz ki çok kritik sunucularımıza her gün yap. Hatta ağ cihazlarımıza 2 saatte bir bu kontrolü yap. Kritik olmayan sunuculara pazar günleri yap diyebiliriz. Bunun bize güvenlik olarak katma diğeri şu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu denetim rehberi bunu yılda bir defa yapmanızı, denetimi yapmanızı öneriyor. İstiyor daha doğrusu, önermiyor. Uzun bir zorunluluk. Fakat denetim bittikten sonra sistemler kötüye gidebilir. Bazı yeni sistemler eklenebilir. Onlar hakkında bir çalışma yapılmamış olabilir. Bu gibi riskleri elimine etmek için her gün bu çalışmayı bütün network'te yaptırabilirsiniz ve
SEKAT dakikalar içerisinde bu çalışmayı yapıp size bu puanlamayı çıkartabilir. Bir sunucunun özelliğine girdiğimizde, bir sunucuyu baz aldığımızda, mesela bir Windows DHCP sunucusuymuş, SEKAT size standart benchmark olarak, standart benchmark'tan kastımız burada Center for Internet Security. Center for Internet Security'nin markasını ürünümüzün içerisinde bu sene kullanamıyoruz telif haklarından kaynaklı. Bizden yüklüce bir miktar telif hak ücreti istendiği için bunu seneye yapacağız. Set standart benchmark olarak adlandırıyoruz ürünümüzün içerisinde. %18.4 uygunluymuş bu server, bu sunucu. %77.8 uyumlu değilmiş. Bu rakamlar korkutucu geliyor çoğu zaman. Ama en başta söylemeye çalıştım. Windows sunucular çok büyük oranda tüm sektörlerde varsayılan ayarlarla çalışıyor. Özel bir güvenlik ayarı veya sıkılaştırma yapılmadığı için Center for Internet Security'nin benchmark dokümanına göre varsayılan şartlarda kurulmuş bir Windows sunucunun uyum oranı %15 ile 20 arasında oluyor maalesef. Önemli miktarda güvenlik sıkıntısı taşıyor. Bu standart benchmark kutumuz yanında bir tırnağa sahip. Bunu tıkladığımız zaman bu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne dönüşüyor. Ve kurumlarımızın bütün ihtiyacını da biz buradan karşılayamıyoruz. Cumhurbaşkanlığı'nın isterlerine göre bu sunucu %45.6 uyumluymuş. Yapılması gereken daha çok çalışmalar varmış. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği tüm sıkılaştırma isterlerini çok hızlı şekilde boşluk analizini çıkartabiliyoruz ve detaylıca bir matris raporuyla önünüze dökebiliyoruz. Hangi sunucularda hangi kontroller yapıldı? Yeşil tırnaklar, bunlar yapılmış, güvenlik problemi yok. Kırmızı ünlemler, bunlar yapılmamış, yapılması gerekir gibi net bir tablo dökebiliyoruz karşınıza. SEKART'ın burada sunduğu çok önemli bir fonksiyon var. Hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin isterleri için hem Center for Internet Security isterleri için siz istediğiniz kontrolü kapatıp puanlamadan çıkartabiliyorsunuz. Bu bazen önem arz edebilir. Çünkü bazı sistemlerde kapatılması gereken kontrol zorunlu olarak kullanılıyor olabilir. Ama daha önemlisi özellikle kritik altyapılarda, bankalarda veya kritik verinin bulunduğu yerlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veya Center for Internet Security'nin isterlerinden daha başka kontroller yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda SEKART'a yeni kontrol öğretebiliyorsunuz. Bu listelerin haricinde kendinize özgün denetim kalemleri üretip bu denetimde de tam olarak otomatize edebiliyorsunuz. En başta söylemeye çalıştım. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne uyum sağlamaya çalıştığınızda varlıklarınızı çıkartacaksınız. Varlıklarınızı önce listelemeniz lazım. Ondan sonra bunları sıkılaştırma tedbirlerini uygulamanız gerekiyor. Ben direkt sıkılaştırmanın ne kadar önemli olduğunu ve zor olduğunu bildiğim için sıkılaştırmadan başladım. Bu raporu temin ettikten sonra tabii ki sıkılaştırma isterlerini yapmanız lazım. Mesela bir önceki sunumda gösterildiği üzere Microsoft işletim sistemlerinde SMB versiyon 1 protokolünün kapatılması gerekiyor. SEKART Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği tüm sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte Center for Internet Security'nin ağ cihazları Linux ve Windows sunucuları için istediği tüm sıkılaştırma tedbirlerini tam otomatik yapabiliyor. SEKART bunu dünyada yapabilen tek ürün. Hem kontrolleri yapıp skorlamasını yapmak hem de iyileştirme görevini yapan dünyadaki tek ürün. Bunun için bir videom var. Bu videoyu kasten Windows sistem üzerinde seçmedim. Bir ağ cihazı videosu üzerinde göstermeye çalışacağım. Çünkü Windows'larda ayarlar birazcık daha kolay. İşte SMB versiyon 1'in register'daki kaydını 0'dan 1'e çekiyorsunuz. 1'den 0'a çekiyorsunuz. Enable, disable edebiliyorsunuz. Fakat ağ cihazlarında bu kadar kolay değil. Çünkü CLI yöntemiyle, command line interfaz yöntemiyle cihazlara konfigürasyon yazmak gerekiyor. O yüzden bu video SEKART'ın nasıl çalıştığını daha iyi anlatan bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu başlatıyorum. Center for Internet Security'ye göre Huawei switch'in kontrolünü yapmışız. 32 tane kontrolden kalmış bu switch. Ki ağ cihazlarının güvenlik konfigürasyonu da Cumhurbaşkanı tarafından isteniyor biliyorsunuz. Yeşil okey olanlar yapılmış, sıkıntı yok. Kırmızı ünlemler uyumsuz, bunun iyileştirilmesi gerekiyor. Örneklerimizden bir tanesi, switchlerde tüm bilgi güvenliğinin genel geçer her tarafında olduğu üzere
yetkili erişim sağlandığında bir timeout tanımlanması gerektiğini söylüyor Center for Internet Security. Bu timeout süresinin de 10 dakikadan uzun olmaması gerektiğini söylüyor. Bu cihazda ya bir timeout tanımlanmamış ya da tanımlanan timeout 10 dakikadan daha uzun. Sekat bu iki farklılığı da tespit edebiliyor. Bu switch'te bunun düzeltilmesi gerekiyor. Normal şartlar altında biz bunu bilgi güvenliği uzmanlarımızca tespit ettikten sonra operasyon bilimlerimize bu konuyu aktarıp bunun iyileştirilmesini talep etmemiz gerekiyor. Siz bunu diğer sunuculara örnekleyebilirsiniz. Mesela bu bir Windows'un SMB versiyon 1'inin kapatılması da olabilirdi. Gidip o cihazlar üzerinde bu çalışmanın sahada yapılması gerekiyor. Sekart kullanıcıları bu çalışmaları, bu düzeltmeleri birkaç saniye içerisinde yapabiliyorlar. Burada bir aç kapat butonumuz var. Bunu enable ediyoruz. Sekart bize ne kadar timeout vermek istediğimizi soruyor. 5 dakika 15 saniye timeout vermek istediğimizi söylüyoruz Sekart'a. Show butonuna bastığımızda Huawei switch'e hangi komutları yazmamız gerektiğini Sekart 1-2 milisaniyede üretiyor. Run dediğimizde de 1 saniyenin daha altında, daha kısa bir sürede gidip bu cihaza bu konfigürasyonu otomatik olarak yazabiliyor. Ve Center for Internet Security'nin A cihazları için istediği 90'a yakın kontrolde, Windows sunucular için istediği 420 kontrolün tamamında hem raporun otomatik üretilmesini hem de isterlerin teknik olarak karşılanmasını tam otomatik olarak görüldüğü üzere yapabiliyoruz. Üstelik şurada Multiple Configuration diye bir menümüz var. Bunu tıkladığımızda işte sistemimde bulunan 1000 tane Windows sunucunun tamamında bunu yap. İşte Ankara il sınırlarında bulunan tüm switchlere bunu yap. Markası Cisco modeli 2900 serisi olan tüm switchlere bunu yap dediğimizde Sekart yüzlerce, binlerce cihaza topluca erişip birkaç dakika içerisinde bütün ayarları otomatik olarak işletebiliyor. O yüzden en baştan beri söylemeye çalışıyoruz. Bu rehbere uyum sağlamak, yani 300-500-1000 civarı bir varlığı olan bir sistemde yıllar alacaktır. Bu adımların teker teker bütün cihazlarda yapılması ve yapıldığının sürekli kontrol edilmesi çok 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 uzun süreler. Biz Sekart'la bunu saniyelere ve dakikalara indirebiliyoruz. Bir soru sorabilir miyiz acaba? Tabii ki, buyurun. Şimdi Sekart'ı tam merkeze yerleştirdiğimiz zaman aslında Sekart'ın güvenliği de problem oluyor. Yani evet. Bir şekilde Sekart ele geçirilirse bütün ağ da gidebilir. Evet. Bu acaba ürün test ediliyor mu? Güvenlik testleri nasıl yapılıyor? Bunu en son cevaplamak isterim. Çünkü bir Docker konteyner mimarisinden bahsedeceğim kısaca. Orada birazcık daha detaylı konuşma şansımız olacak. Uygun olur mu sizin için? Uygundur. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi buraya kadar anlattığım şey sıkılaştırma ile alakalıydı. Sıkılaştırma kontrollerini tam otomatik yapabiliyoruz ve 3-5 dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada binlerce cihazın raporunu çıkartabiliyoruz. Ve admin kontrolüyle iyileştirmeleri tam otomatik yapabiliyoruz. Yüzlerce, binlerce cihazda. Bunu şu an kullanmakta olan Türkiye'de çok önemli büyük müşterimiz var. Binlerce cihaza otomatik müdahale ettiğimiz ve iyileştirdiğimiz çok önemli müşterimiz var. Müşterilerimiz var. Sekart'ın istediği, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği önemli şeylerden bir tanesi de bütün bilgi güvenliği standartlarında olduğu üzere varlıkların tespiti ve varlık gruplarının risk analizine tabi tutulması. Sekart'ın burada otomatik bir varlık yönetim modülü var. Onu bir kısaca videosunu izletmeye çalışacağım. Otomatik discover, yani keşif yöntemlerinde destekleyen bir modül bu. Bütün varlıklarımızı ve varlıklarımızın üzerindeki risk skorlarını işleyebildiğimiz bir modülümüz bu. Discovery bölümümüzde credential'lar ekleyip, yani bir Windows yetkisi alıp veya SSH yetkisi tanımlayıp cihazlara otomatik giriş yapmayı deneyebiliyoruz ve istediğimiz subnetlerde veya subnetleri Active Directory'de tanımlıysa Active Directory'den çekerek otomatik discovery yapabiliyoruz. Diyebiliriz ki her pazar günü saat 12-1 arasında şu subnetlerime veya şu subnetime otomatik bir discovery prosesi başlar. Proses başlıyor ve ilgili network'te bulunan tüm sunucular, ağ cihazları otomatik tespit ediliyor. Daha önceden bilinen credential'larla birlikte Sekart otomatik bu cihazlara login olmaya çalışıyor. Eğer login olmayı becerirse sıkılaştırma ve diğer kontrollerin tamamını otomatik başlatıyor. Böylece
bilgi güvenliğinin en zor konularından bir tanesi olan otomatik varlık yönetimini biz bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bu bilgiler de başka üçüncü parti yazılımlara da kolayca aktarılabiliyor. Bu bilgileri çektikten sonra, yani sisteme yeni eklenmiş varlıkları aldıktan sonra SECART üzerine envanter atamatısı yapabiliyoruz. Mesela işte bu laptop Sadık Hanım'a aittir. Bu RAM şu sunucuya atanmıştır veya Ankara bölgesine gönderilmiştir gibi varlıkları atayabiliyoruz. Varlıkları atadıktan sonra da eğer bir sunucuysa üzerindeki tüm donanım özelliklerini çekebiliyoruz. Üzerine bilgi güvenliğinin erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük skorlamalarını girebiliyoruz. Otomatik olarak varlık bilgilerini aldığımız için donanımın BIOS'u ne, diski ne, ne kadarı dolu, RAM'i ne, kaç tane CPU'su var, frekansı ne, 64 bit mi, 32 bit mi, işte kendisinde bağlı olan monitörün seri numarası ne, klavyenin seri numarası ne gibi bütün donanım bazlı tüm bilgileri çekip bunları da personele atayabiliyoruz. Diğer yandan bir soru daha sorabilir miyim burada? Tabii ki, buyurun. Sunucunun bilgilerini otomatik olarak çekiyoruz dedik ama skorlarını giriyoruz dedik. Skorları da otomatik çekemiyor muyuz? Skorları otomatik çekemiyoruz çünkü SECART buradaki sunumda yok ama biz en sonunda başka bir sunum açabilirim. SECART sıkılaştırma, hardening ve security score ismini verdiğimiz 3 tane farklı skoru otomatik üretiyor. Fakat bu ilgili sunucunun veya bilgisayarın iş riskinin ne olduğunu sizin bilgi güvenlik biriminiz belirliyor. Varsayalım ki 2 tane bilgisayar var. İkisi de aynı durumda teknik olarak. Fakat birisi kuruma giren kişilerin kayıt edildiği kayıt bilgisayarı. Hiçbir yere erişim yok. Diğeri bizim finans direktörümüzün veya genel müdürümüzün bilgisayarı. İkisinin arasında bir risk farkı var. Sunuculara bakacak olursak aynı şekilde işte test amacıyla kurulmuş bir sunucuyla kritik verilerimizi taşıyan, kişisel veri taşıyan veya üretim verilerimizi taşıyan sunucunun riski aynı değil. Bu risk skorları bilgi güvenliği bilimleri tarafından üretiliyor. Biz o risk skorlarını buraya girebiliyoruz. Bunları da bir matematik formülüyle eşleştirebiliyoruz. Bir de risk varlıklarının gruplanması var. Bu tabii çok detaylı bir konu. Seminerin, webinarın içeriğini bozmak istemem ama risk varlıklarının gruplanması ve skorlanması tamamıyla GRC ürünleriyle yapılabilen bir şey. Bizim ürünümüz bir GRC ürünü değil. Biz tamamıyla bir sistem yazılımıyız ama BTU'nun geliştirmiş olduğu Optimate isminde bir GRC ürünü var. Bu ürünle entegrasyon için çalışmalara başladık. Onlar varlık gruplarının skorlanması ve bu biraz evvel sorularda gelmişti. Anketlerin düzenlenmesi gibi, Delphi metoduna göre anketin düzenlenmesi gibi bütün süreçleri tam otomatize edebiliyorlar. Kağıt üzerinde yaptığımız bütün süreçleri tam otomatize edebilen bir ürün, BTU'nun Optimate ürünü. Onlar da eksik olan tarafta sıkılaştırmaların yapılıp yapılmadığının kontrolü, hangi sunucunun hangi gruba eklenip eklenmediğinin denetimi gibi eksiklikler var. Çünkü farklı yazılımlar normal olarak. Biz iki ürünü entegre ederek tüm süreci hem kağıt üzerinde hem sahada bütünleştirmek üzere çalışmalara başladık. Dolayısıyla buradaki skorları ya sizin girmeniz gerekiyor ya üçüncü parti bir sistemden çekmemiz gerekiyor. Bu varlık envanteri modülünde işletim sistemlerinin üzerinde çalışan uygulamaları, servisleri de çekebiliyoruz. Servisleri izleyebiliyoruz. İşte buradaki örnekte SNMP servisi açık. Durursa bana alarm üret diyebiliyoruz. Otomatik bir alarm sistemimiz var. Ve kritik servisimiz durursa bana alarm üret ve bana sormadan otomatik olarak restart et diyebiliyoruz. Şurada butonu vardı, görebilirsiniz. Bu nedenle detaylıca servislerimizi izleyebiliyoruz. Sunucularda yüklü bulunan tüm uygulamaların detaylı bilgilerini toplayabiliyoruz. Birazcık geri aldım videoyu. Hangi uygulama bunlar taslar, pardon, uygulama değil. Geçeyim. Hangi uygulama ne zaman kurulmuş? Cihazdaki rootlar ne gibi bütün teknik verileri yazılım bazında da alabiliyoruz. Yazılımlar için yüklü olan yazılımlar ne zaman kurulmuş, lisans bilgisi, lisans zamanı ne zaman bitiyor gibi takip bilgileri de ekleyebiliyoruz SECART'a. Bu sayede
tamamıyla kendinize ait üçüncü parti uygulamalarınızı da buradan izleyebiliyorsunuz. Bu her bilgi güvenliği sürecinde olduğu üzere kritik bir konu. Çünkü tüm bilgiler, tüm varlık bilgilerinin toparlanması gerekiyor. Bu genelde ISO 27001 süreçlerinde elle yapılan prosesler. Fakat sistemlerimiz dinamik, yeni modüller, yeni ürünler girebiliyor sistemlere veya var olan sistemler upgrade'e tabi tutulabiliyor. Bütün bu süreçleri SECART tam otomatik varlık yönetimi modülüyle izleyebiliyor. Arada çok soru geliyorum. Tabii ki buyurun. Şimdi varlıkları belirlediğimiz zaman büyük bir ihtimal bir ID atıyor herhalde SECART o varlık için. Doğru. Diye düşünüyorum. Evet. Normalde kurumlarda biliyorsunuz bu demirbaş programları var. Evet. Bu demirbaş programlarıyla bu şeyi entegre edebilir miyiz? Veya işte mesela diyelim belirledik oradaki demirbaş numarası var mesela bizim. Evet. Demirbaş numarasını buraya gireyim ben mesela sistemdeki. Girebilirsiniz. Cihazların üzerinde bulunan barkodları okutarak ekleyebilirsiniz. Bunlara özel barkodlar basabilirsiniz. Zaten CMDB uyumlu geliştirilen bir modül olduğu için her türlü üçüncü parti ürününe kolayca entegre edebilirsiniz. Yani benim demek istediğim şey şu, hani bir ekstradan bir kolon açılıp bir bilgiyi girebilir miyim bu? Evet, tabii ki. Ürünümüzde zaten API'ler var. Siz başka bir üçüncü parti sistemden, varlık yönetim sisteminden mesela demirbaş bilgilerini çekip burada eşleştirme yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Diğer modülleri dediğim gibi hızlıca geçiyorum. Çünkü burada çok fazla modülümüz var. Anlattığımız zaman çok uzun sürüyor sunumlar. Ama iki temel fonksiyonla bir, varlıkların tespit edilmesi, risk analizi sürecine sokulması, bunun dinamik olarak sürekli devam ettirilmesi, keşif yöntemleriyle ve bunların üzerinde sıkılaştırma tedbirlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, raporlanması ve iyileştirilmesi sürecini tamamıyla otomatize ediyoruz. Küçük bir örnekleme yapmak gerekirse 100 tane sunucusu olan bir kurumda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne tam uyum sağlayıp kuruma işlerin doğru yapıldığına dair bir rehber denetim sonucu göndermek 1-2 yıl alacaktır. Bütün bu ayarları 100 sunucuda bile yapmak çok kolay değil. SECART'ta bu işlemler birkaç günde tamamlanabilir işlemler. İşin güvenlik tarafına gelecek olursak bizim övünç duyarak anlattığımız bir konu. Türkiye'de artık çok önemli yazılımlar geliştirilmeye başlandığına inanıyorum. SECART da onlardan bir tanesi. Dünyada da çok büyük ses geçirecek bir ürün olacak. Yurt dışına açılma çalışmalarımız devam ediyor. 3 Ocak itibariyle yurt dışı pazarlara gidiyoruz. SECART tamamıyla konteyner mimarisi üzerinde tasarlanmış bir sistem. Dünyada bile konteyner üzerinde çalışan bilgi güvenliği yazılımı çok 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 az. Türkiye'de hiç yok. Konteynerler, çok kısaca bilgi vermek isterim. Konteyner sistemleri ilk olarak Google tarafından geliştirilmiş ve Google servislerinin daha sağlıklı, daha ölçeklenebilir işletilmesi için geliştirilmiş bir teknolojik altyapı. Sanallaştırma teknolojisinin bir üst versiyonu olarak düşünebiliriz bunları. Bizim bütün modüllerimiz Docker konteynerlar içerisinde in container trafikte, yani kendi kendine haberleşen kapalı devre bir sistemin içerisinde çalışıyor. Dolayısıyla bizim güvenliğimiz diğer ürünlere göre çok daha iyi. Mesela bir Privileged Access Management, yani yetkili erişim yönetimi yazılımına sahip olduğum, modülüne sahip olduğumuzdan bahsettim. Hem ülkemizde hem de yabancı kökenli birçok ürün var bu işi yapan. Bütün bu ürünler bir Windows sunucuya veya bir Linux sunucuya yüklenirler. Bir sunucunun bir IP'si vardır ve işletim sisteminin doğurduğu bütün zafiyetlere gebedir bu yazılımlar. Eğer böyle bir yazılım kullanıyorsunuz, ki eminim ki katılımcıların en az yarısı kullanıyordur. Bunun şöyle bir riski var. Bu sunucuya bir penetrasyon tespitçisi veya hacker sızma teşebbüsünde bulunabilir. IP taraması yapabilir, zafiyet taraması yapabilir. Buradan bilgi çalabilir vesaire vesaire. Bu bizim yazılımımıza SECART'ta çok olası değil. Çünkü bizim PAM modülümüz, diğer bütün modüllerimiz gibi proxy konteyner dediğimiz NAT olarak çalışan bir konteynerin arka tarafında çalışıyor. Yani sizin lokal network'ünüzden bile bizim konteynerlarımızda direkt IP'den IP'ye erişim sağlamak mümkün değil. Bu bakımdan altyapımız konteyner mimarisi sayesinde ve bütün bir konteyner sisteminin de CIS benchmark uygulanmış işletim sistemlerine sahip olması sayesinde son derece güvenli.
Ama tabii bu yeterli değil. Biz güvenli olduğunu biliyoruz. Penetrasyon testlerimizi de yapıyoruz sürekli. Önümüzdeki dönemde, bu yıla yetişir mi bilmiyorum. Muhtemelen önümüzdeki yılın başında TR testten bir test alıp, ki Mustafa Bey de burada katılmıştı ama şu an hala burada mı bilmiyorum. Kendisiyle de görüşmüştük. Bu testimizi yapacağız. Test konusunda biraz tecrübeliyiz. Çünkü Nebula da bizim Nebula Secure markası altında bir siber tehdit istihbaratı yazılımımız var. Bu yazılımımızı da biz TR test sertifikasyon sürecine soktuk ve A sınıfı bir sertifika almayı başardık. SECART'ta da aynı başarıyı muhtemelen Ocak ayında başlayarak göstereceğiz. Birçok soru gelmiş. Ben bunların bir kısmını hızlıca okuyup cevaplamaya çalışayım. Buraya kadar anlattığım hiçbir konuda bir ajan kullanmıyoruz. Ajanla alakalı bir soru geldiği için söylüyorum. Windows'ta hiçbir ajan kullanmıyoruz. Windows, Microsoft sistemler için kullandığımız yöntem Microsoft'un WinRM isminde, Windows Remote Management adında bir yetkisi var. Bu yetki bir hesaba tanımlanıyor. Zaten Windows Remote Management'ın amacı SECART gibi otomasyon amacıyla çalışan yazılımlara uzaktan operasyonel kolaylıklar sağlamak için geliştirilmiş bir yetki. Bu yetkiye sahip bir hesap tanımlanıyor. Bu hesabı kullanarak SECART sunuculara erişebiliyor. İlgili domaine üye ve bu yetkinin sağlandığı bir kullanıcı varsa bu bilgilerin tamamını ajansız, hiçbir değişiklik yapmadan toplayabiliyoruz. Bu erişim yapılan hesabı da eğer bir PEM ürünü kullanıyorsanız, yetkili erişim yönetimi ürünü kullanıyorsanız, bu ürün üzerinden password'ü bir defalığına mahsus çekerek erişim sağlayabiliyoruz tamamen güvenli yöntemlerle. Ama zaten kendi üzerimizde bir PEM modülümüz var. Çok da güzel çalışan bir PEM modülümüz var. İdeal olduğumuz bir modül. Bugünkü konumuz PEM olmadığı için onun çok detayına giremedik. Aynı operasyonu biz yapabiliyoruz. Şifreyi SECART biliyor ve otomatik değiştiriyor. Kimseye söylemiyor. Erişimleri de Kerberos Authentication yöntemiyle şifrelenmiş bir protokol üzerinden tam olarak güvenli yapıyoruz. O nedenle net olarak güvenilir bir sistemle ajansız olarak erişiyoruz. Linux sunuculara ve ağ cihazlarında SSH tercih edilen yöntem SSH. SSH mümkün değilse Telnet'le erişip bütün bu operasyonu ajansız olarak yürütebiliyoruz. Zafiyet bilgisi ve patch management durumu konusunda bir özelliği var mı diye bir soru gelmiş. Zafiyet yönetimi yapıyoruz. Özellikle ağ cihazlarında çok güzel çalışan bir pasif zafiyet modülümüz var. Videosunu uzun uzun göstermiş olmayayım ama şöyle bir ekranını göstereyim size sadece. Konuyu dağıtmış olmam için videodan bir kesit. Bu bir switch'in, bu Cisco 2960 serisi bir switch'in üzerinde bulunduğu zafiyetler, bunların risk skorları otomatik olarak SECART tarafından üretilebiliyor. Ağ cihazlarında yamalamak gibi bir şey söz konusu değil. iOS'in güncellenmesi gerekiyor. SECART, iOS'in güncelleme işini de otomatik yapabiliyor. Yama yönetimi üzerinde tasarım olarak çalıştığımız bir konu, patch management konusu. Önümüzdeki yıl yapmaya çalışacağız. Ama birinci önceliğimiz değil. Ne zaman yaparız tam bilmiyoruz ama önümüzdeki sene yama yönetimi de ürüne eklenecek. Sahip olunan lisans yazılımların hangi makinelerde kurulu olduğunu buradan kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Söz gelimi Microsoft Office, yani ne bileyim işte WinRAR yazılımı hangi bilgisayarda yüklü? Hatta WinRAR versiyon 5.0.3 hangi yazılımlarda yüklü diye otomatik olarak çıkartabiliyoruz. Lisans sayısını aşan makineleri otomatik uninstall edebiliriz bu yazılımları. Dolayısıyla yazılım bazlı envanter yönetiminin tamamını buradan izleyebiliyoruz. Lisans süresi dolmuş yazılımları, eğer siz lisans bilgilerini girmişseniz tarih bakımından, bunları da raporlayabiliyoruz. Makinelerde çalışan servisleri, açık portları da göstermeye çalışmıştım videoda. Gösterebiliyoruz SECART üzerinden. Yazılım ve donanım değişikliklerini alert edebiliyoruz. Soruları cevaplamaya çalıştım. Yama yönetimi paketi SECART'a eklenecek mi? SECART'a eklenecek. Biz şöyle yapıyoruz. Bugün ürünü satın almış olan bir müşterimizde söz gelimi varlık üretimi modülü daha çok yeni bir modül. 1,5 ay önce yayınlanmış modül. Bundan daha önce bu ürünü satın alan müşterilerimize varlık yönetimi modülümüz ücretsiz olarak eklendi. Yama yönetimi de böyle olacak. Bugün bu ürünü almış olan müşterilerimize yama yönetimi modülü otomatik olarak eklenecek.
ISO 27001 kapsamında kullanabilirsiniz. Bu amaçla alan çok müşterimiz var. Uzun uzun gösterme fırsatımız olmuyor bu etkinliklerde ama mesela performans monitoring modülümüz de var. Performans monitoring yazılımımız ISO 27001'in istediği kapasite yönetimini otomatik yapan bir modül. Bir sunucuda CPU ne kadar kullanılıyor, RAM ne kadar kullanılıyor, power supply ne kadar enerji tüketiyor, işte CPU'nun sıcaklığı ne gibi izlenebilir her veriyi izleyebildiğimiz bir modül bu. Bunu hem Windows sunucularda hem Linux sunucularda hem desktoplarda çalıştırabiliyoruz. Ayrıca IP üzerinde çalışan işte network printerlar, kameralar, bu gibi bütün cihazları izleyebileceğimiz çok kapsamlı bir monitoring aracı. O nedenle ISO 27001'in birçok isteğini Sekart karşılıyor. Bu amaçla da satın alan ve kullanan müşterilerimiz var. Modül sayfamıza geri dönüp yavaş yavaş kapatmaya geçelim. Tabii ürün biraz geniş kapsamlı olduğu için bir saat yeterli olmuyor çoğu zaman. Yine planımızı bir 5-10 dakika aşmış gözüküyoruz. Sekart çok modüllü bir ürün. Birçok alanda operasyonunuzu kolaylaştıracak. Başka yabancı ürünlere bağımlılığınızı ortadan kaldıracak bir ürün. Söz gelimi Sekart'ı satın alarak device management tarafından SolarWinds, Manage Engine, işte konfigürasyon yedeklemesi bakımından Backbox, monitoring tarafında yine Manage Engine, SolarWinds gibi, işte Takax tarafında Cisco gibi veya diğer Redis sunucular gibi ürünlere ihtiyacınızı ortadan kalkıyor. PAM tarafında CyberArk, Centrify gibi yabancı ürünlere ihtiyaç ortadan kalkıyor. Varlık yönetimi tarafında keza yine CA'den Manage Engine'e kadar birçok yazılım var bunları yapan. Hardening bize özgün bir ürün. Hem boşluk analizlerini otomatik çıkartıyor, hem iyileştirmelerini otomatik yapıyor. Ayrıca kendi sıkılaştırma tedbirlerinizi de öğretebildiğiniz bir modül. Bütün bunların hepsi tek bir lisansla aset sayısı bazında müşterilerimize sunuluyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği sıkılaştırma gibi prosesleri de çok kısa sürede tamamlayabiliyoruz. Sadık'a eklemek istediğim bir şey var mı? Arada çok soru geldiği için aklımda çok dağılıyor bir taraftan. Soruları da kaçırmamaya çalışıyorum. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Soruları ben de takip ettim. Hepsini cevapladık diye düşünüyorum. Evet. Soruları daha çok cevaplayamayacağız zamanımız kalmadığı için. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. satış@nebulabilisim.com.tr adresinden bize ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Daha detaylı sunumlar isteyebilirsiniz. Demo veya POC isteyebilirsiniz. Yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu rehber için söylüyorum. Çok az zaman kaldı. Bu şey gerçekten çok zor. Rehberi sağlamak zor. Hem kağıt üzerinde yapılması gereken birçok çalışma var. Hem operasyonel olarak çok fazla çalışma var. İster Sekart gibi bir ürünle ister manuel de olsa bunlar artık başlamak gerekiyor. Yoksa Temmuz ayına denetimi yetiştirilmesi çok mümkün olmayacaktır. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Videomuzu kaydedip yayınlayıp sizlere göndermeye çalışacağız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşça kalın.